Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulüne Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Rabbi şrahli sadri ve yessirli emri ve ehlül ugdeten min lisani yefkahu gavli. Bismillah. Rabbi yessir ve la tuassir. Rabbi temimil hayr. Arkadaşlar, Mevlana rahmetullahi aleyh der ki, dünle beraber söylenenler dünde kaldı cancağızım. Yeni şeyler söylemek lazım. Bu çerçevede biz de ufka dair bazı şeylerin söylenmesi niyetiyle buradayız. İnşallah bu ufka dair serisi 2, 3 vesaire diye gidecek. Şimdi ufka dair birin ana başlığı, herkes siperlere savaş başlıyor. YouTube kanalımızda Ahmet Yapıcı hocamızın kitap nasıl okunur, verimli kitap okuma metodları anlatılırken şöyle 3-5 dakikalık bir video, mutlaka izleyin YouTube kanalımızda Ahmet Yapıcı. Kitap okurken mutlaka yanınızda bir sözlük olsun. Çünkü kitap okurken bilmediğiniz, duymadığınız yeni kavramlara rastlayabilirsiniz. Bunlar için sözlüğe ihtiyacınız olacak diyor. Hakikaten kamus namustur diye bir söz söylemiş irfan ehli. Bu çerçevede biz de inşallah önce siper, savaş, düşman vesaire nedir? Buna şöyle bir hızlıca tanım getirerek konumuza girelim. Sözlüğe baktığımızda siper, kalkan, arkasına sığınılacak şey, korunma aleti, yağmur ve güneşe engel olacak saçak, perde, savaş hukukunda ise istihkamdaki askeri düşmanın mermilerinden koruyan set olarak geçiyor. Savaş ne demek? Savaşta kavga, niza yani çekişme, vuruşma, birbirini öldürme, bir şeyi ortadan kaldırmak, tesirsiz kılmak için yapılan çalışma, alınan tedbirler olarak geçmiş. Düşman da hasım, birbirle savaşan ve savaş halinde bulunanlar diye geçmiş. Şimdi bu kavramlarla başlığımızı düşündüğümüzde herkes siperlere, savaş başlıyor. Ne demek herkes siperlere? Herkes korunma alanlarına, herkes kendisine kalkan olacak yere, savaş edebiyatı açısından söylediğimizde de herkes kendini düşmandan koruyacak kısma geçsin manasına geliyor. Savaş ne? Savaşta kavga vesaire. Şimdi diyeceksiniz ki bu savaş nereden çıktı? Siz savaş mı istiyorsunuz? Şunu teslim edelim. Savaş insanın ilk yaratıldığı andan itibaren insanlar arasında hep olmuş. Haklı veya haksız. Bunu çok tartışmıyorum. Buna da girmiyorum. Bütün savaşlar haklı değildir ama Habil ile Kabil arasındaki ilk kavga da neticede bir savaştır. Ve o savaşta alet de kullanılmıştır. Ve ondan sonra savaşlar hep ola gelmiştir. Kim ne derse desin, insanlık sürdüğü müddetçe savaşlar olacaktır. Bu savaşlar zaman zaman medeniyet savaşları, zaman zaman açlık savaşları, zaman zaman toprak savaşları olacak. Hiç önemli değil. Veya büyük ülkeler bugün olduğu gibi bizzat kendileri, kendi askerleri savaşmayacak ama vekalet savaşları dediğimiz kendi yerlerine savaşacak gruplar, topluluklar, askerler kullanacaklar. Netice itibariyle savaşı inkar edemeyiz. Savaş eskiden beri vardır, bugün vardır, bundan sonra da olacaktır. Her ne kadar bir takım tırnak içinde uluslararası kuruluşlar, gruplar, savaşa hayır sloganı atsa da inanın bu sloganı en fazla savaş yapan ülkeler attırmaktadır. Bu grupları en fazla savaş yapan ülkeler desteklemektedir. Bu bir vakadır ve bir başka vaka insanlık gerçeğiyle alakalı. Günümüzde en fazla seyredilen filmler savaş filmleridir, aksiyon filmleridir. Tekrar söylüyorum. Günümüzde en fazla seyredilen filmler savaş filmleridir, aksiyon filmleridir. Bu da gene savaşın insanoğlu için vazgeçilmez bir gerçek.
insanoğlunun fıtratında olan bir hadise olduğunu bize gösterir. İslam savaş hukukuna geldiğimizde, İslam savaş hukuku, daha doğrusu İslam geldiğinde nasıl her bir şeye baştan sona yeniden bir çeki düzen vermişse, aynı savaşta bir çeki düzen vermiştir. Düşünün, kendi kız çocuğunu diri diri gömmekten zerre kadar kılı kıpırdamayan, gözü yaşarmayan insanlar hac mevsiminde ot kopartmamışlar, bir tek sineği öldürmemişler. İslam o adamları oradan almış, buraya getirmiş. İşte bu İslam dediğimiz dinin, elhamdülillah onun mensubuyuz, bu İslam dediğimiz dinin kendine mahsus bir savaş hukuku vardır. Savaş hukukunun ana kaideleri Kur'an-ı Kerim'de anlatılır. Bunun teferruatını Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam sünnetinde, hadislerinde bize bizzat yaparak, yaşayarak veya söyleyerek, göstererek öğretir. Dolayısıyla Allah Azze ve Celle de savaşı demin dediğim gibi Kitab-ı Kerim'inde sık sık gündeme getirmiş ve savaşın insanlığın bir yapısı olduğunu, insanoğlu var oldukça savaşın devam edip geleceğini de bize bu manada anlatmış. Şimdi bu çerçevede mesela Enfal suresi 60. ayet-i kerimeyi gündeme getirelim. Şöyle diyor Allah Azze ve Celle Enfal suresi 60. ayet-i kerimede, iman edenlere yani bizlere seslenerek, ey iman edenler, düşmanlara karşı gücünüz yettiği kadar kuvvet hazırlayın ki onunla Allah'ın düşmanı, sizin düşmanınız ve onlardan başka sizin bilmediğiniz, Allah'ın bildiği diğer düşmanları da korkutasınız. Yani Allah Azze ve Celle Kitab-ı Kerim'inde müminlere, Müslümanlara savaşa hazırlanın, öyle bir hazırlanın ki gavurlardan çok daha kuvvetli, çok daha etkili, çok daha fazla silah edinin, etkili silah edinin. Bununla hem kendi düşmanlarınızı, hem Allah'ın düşmanlarını, hem de Allah'ın bildiği ama sizin bilmediğiniz düşmanları korkutursunuz buyuruyor. Şimdi buradan başka bir yere gelelim. Bunlar aklımızda kalsın. Savaş, siper, savaş hukuku, Allah'ın düşmanlara karşı silah hazırlama emri bir tarafta kalsın. Müslüman olarak, fert olarak konuşalım. Çünkü şu anda bir İslam devleti, hakiki manada bir İslam devleti maalesef yeryüzünde yok. Ama her bir insan bir alem olduğuna göre ve her bir alemde İslam alemi olarak düşünüldüğünde her birimiz bir devletiz aynı zamanda. İşi şahsileştirelim. Bakın, mümin insan namaz kılarken, mihraba geçerken, mihrap biliyorsunuz camide imamın namaz kıldırmak için durduğu yerdir. Osmanlıca, Türkçe, büyük lügatte mihrabın mecazi anlamı olarak harp mahalli tabiri geçer. Mihrap harp mahallidir tabiri geçer. Buradan nereye geliyoruz? Zayıf da olsa bir hadisi nakledeyim size. Hazreti Peygamber aleyhisselam bir savaştan galip şekilde memleketine yani Medine'ye dönerken sahabenin tabiri caizse sevincini kursağında bırakacak, sevincini neredeyse yarıda kesecek bir hususa temas ediyor. Bu hususta şu, bir muhavere, bir muhabbet esnasında Hazreti Peygamber aleyhisselam buyuruyor ki, küçük cihattan büyük cihada dönüyoruz. Yani küçük savaştan büyük savaşa dönüyoruz. Bu ne demek? Ya biz biraz önce bir savaş yaptık. Bu savaşta şu kadar insan kılıçlarıyla, kalkanlarıyla, mızraklarıyla, oklarıyla bize saldırdı. Biz de onlara saldırdık. Onlardan şu kadar ölü oldu, bizden şu kadar şehit oldu. Hala aramızda yaralı olduğu için inim inim inleyen, belki Medine'ye ulaşamadan ölecek insanlar var. Ve orada siz ölümle burun buruna geldiniz ama bunların hepsi esasen küçük savaştı. Küçük cihattı. Şimdi büyük cihada dönüyoruz. Sahabe diyor ki, ya Resulullah, parantez içinde, ya bundan büyük savaş mı olur? Öldük, öldürdük, yaralandık, kolumuzu verdik, gözümüz çıktı, kulağımız kesildi. Bir daha belki eski haline dönmeyecek arkadaşlarımız, kardeşlerimiz var. Hala mı küçük cihat? Ve eğer bu küçük cihatsa
büyük cihat ne oluyor? Hazreti Peygamber Aleyhisselam gayet sakin o öğretici vasfını kuşanarak diyor ki küçük cihat düşmanla yani fiili düşmanla canlı kanlı düşmanla yapılan savaştır. Büyük cihat ise nefisle yapılan savaştır. Ha şimdi buradan bakın farklı bir yere geldik, farklı bir sayfa açtık. Ne o? Müslüman hayatının her anını harp meydanındaymış gibi düşünecek. Ona göre teyakkuzda olacak, ona göre kendine dikkat edecek. Tekrar söylüyorum, Hazreti Peygamber Aleyhisselam büyük bir savaştan dönerken, o savaşı galip olarak bitirdikleri halde, büyük bir savaştan dönerken sahabeye, ey ashabım, ey ümmet, biz şu anda küçük savaştan büyük savaşa dönüyoruz diyor. Büyük savaş ne? Büyük savaş, müminlerin nefisleriyle yaptığı mücahede. Ha şimdi öyleyse siperlere girme vakti yaklaştı. Nasıl? Arkadaşlar nasipse bir hafta sonra yani yaklaşık bir hafta sonra Ramazan ayına ereceğiz inşallah. Ramazan ayı rahmet ayıdır. Allah Azze ve Celle Bakara suresinde bu ayın mübarek bir ay olduğunu, kutlu bir ay olduğunu bu ayda Kur'an'ın indirildiğini söyler. Ve şu anda yaşadığımız güncel korona hadisesiyle alakalı söylüyorum. Elhamdülillah biz zaten mümin olarak buna inanıyoruz. Ama bilim de bunu teslim ediyor. Elhamdülillah korona virüsüne rağmen tabiri caizse bağışıklık sistemini ayakta tutabilmek için şu kadar güç sarf ediyoruz, bu kadar emek veriyoruz. Mümin bir insanın Ramazan'da oruç tutarak aç kalması korona sebebiyle bağışıklığa bir zarar vermiyor. Tam tersine bunu manevi bir inanç dairesinde gerçekleştirdiği için bağışıklık sistemi güçleniyor. Bu dipnotu niye anlatıyorum? Yani olur ki bazı sosyal medyadaki ahlaksız insanların kimi dedikodularına kanılarak ya bak Ramazan'da aç durursak, oruç tutarsak bağışıklık sistemi felç olabilir, bağışıklık sistemi dumura uğrayabilir. Öyle olunca da sıkıntı çıkar, belki virüse bulaşabiliriz zannını, sıkıntısını izah etmek için söylüyorum. Bizzat televizyonlarda hakikaten büyük büyük profesörler, hocalar bizzat kendileri oruç sebebiyle aç kalmanın bağışıklık sistemini bırakın zayıflatmasını güçlendireceğini söylediler. Buradan devam ediyorum. Şimdi dediğim gibi bir hafta sonra nasipse oruca niyetlenerek sahura kalkacağız ve orucumuzu tutacağız. Arkadaşlar herkes siperlere savaş başlıyor dedi ki işte oruç tam bir seferberlik ayıdır. Oruç büyük cihadın gerçekleştirileceği en büyük muharebe meydanıdır. En büyük savaş meydanıdır. Savaş derken kastettiğim bu idi. Siper derken kastettiğim orucun kalkanına girmek, Ramazan ayında yapılacak şeyleri yapmak, savaş ise oruç ayında şeytanla yapılacak, şeytan ve avaneleriyle, şeytan ve nefisle yapılacak olan savaştır. Neden bunu söylüyorum? Çünkü bakın, biz Ramazan'ı seferberlik ayı olarak söylüyoruz. Biz Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'dan ki o müminlerin en büyük örneği, en büyük mürebbisidir. Ondan şunu öğreniyoruz. Hazreti Peygamber, İbn Abbas anlatıyor. Hazreti Peygamber normal zamanlarda çok kerem sahibiydi. Kerim, cömert bir insandı. Çok sadaka dağıtırdı. Ama Ramazan gelince bunu kat kat arttırırdı. Bir, demek ki biz Ramazan geldiğinde sadakamızı kat kat arttıracağız. Zekatımızı niye Ramazan'da veririz? Yani normal şartlarda zekat nisap miktarı dolunca, bir sene dolunca verilmesi lazım. Ama Anadolu insanı özellikle Ramazan ayında bunu hesaplar ki, Ramazan ayında yapılan hayırlı amellerin karşılığı kat kat verilir. Onun için de nisap miktarı beklenmeden Ramazan ayında zekatlar hesaplanır ve genelde Ramazan ayında verilir. Hatta
Bu manada Ramazan ayı neredeyse zekatın bir başlangıç ayı olarak kabul edilir. Doğru mu? Yanlış değil. Yani bu ay hakikaten amellerin kat kat verildiği, sevapların kat kat verildiği bir ay, seferberlik ayı. Sonra zekat hesaplanırken şunu da söyleyeyim, seferberlik ayındayız ya, artık bir savaş meydanındayız. Düşmana ne kadar vurabilirsek vuracağız. Düşman kim? Düşman biraz önce söyledik, öncelikle şeytan. Ha, hemen şu hadis akla gelebilir ki Buhari'de ve Müslim'de geçiyor. Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam buyuruyor ki Ramazan olduğunda merede-i şeytan bağlanır, cennet kapıları açılır, cehennem kapıları kapanır. Merede-i şeytan diye anlatılan şeytanlar azgın, tabi caizse kudurgan büyük şeytanlar manasına geliyor. Ha, diyeceksiniz ki ya madem Ramazan ayında şeytan bağlanıyor, şeytanlar bağlanıyor, cennet kapıları açılıyor, cehennem kapıları kapanıyor. O zaman Ramazan ayında bazı insanların taşkınlığı, azgınlığı, yanlışlığı niye oluyor? Eğer şeytan bağlanıyorsa, şeytan zincirlere vuruluyorsa. Tekrar söyleyeyim, bu hadis sahih bir hadis. Buhari'de, Müslim'de, Nesai'de, Ahmet bin Hanbel'in hadis külliyatlarında geçiyor. Arkadaşlar, bu hadis-i şerifi şöyle yorumlamışlar, şöyle şerh etmişler. Demişler ki burada muhatap mümin insandır. Yani mümin insanın, merede-i şeytan denilen mümin insanın etrafındaki azgın şeytanlar bağlanır. Mümin insan için cennet kapıları açılır, mümin insan için cehennem kapıları kapatır. Yoksa gavur zaten gavur. Yani gavur, Ramazan'da ölse de gavur, Ramazan dışında ölse de gavur. Değişmiyor. Hani bir fıkra sokuşturalım buraya. Adamcağızın birisinin babası cuma günü ölmüş. Bizde de öyle inanılır ya, cuma günü ölen hesaba çekilmez vesaire. Babası çok hayırlı bir adam olmadığı için evladı nereden yırtarım, nereden kurtarırım maksadıyla, bahanesiyle İmam Efendi'ye cenazenin defninden sonra demiş ki hocam, babam cuma günü bugün vefat etti, inşallah sorgu suale çekilmez değil mi? Tabii imam da mahallenin imamı olduğu için adamın nasıl bir adam olduğunu biliyor, ölenin. Hayırlı bir adam olmadığını, yanlışlıklarla dolu bir adam olduğunu biliyor. Öyle falan filan demiş. Net cevap vermediği için oğlu tekrar, hocam bugün cuma, babam da bugün öldü, bugün hesap olmaz değil mi? Babamı hesaba çekmeyecekler deyince tekrar imam böyle bir zorlama, bir şeyler söylemeye çalışmış. Net bir şey de söyleyememiş, yalan söylememek için. Oğlu bir daha söyleyince, yahu delikanlı demiş, evet cuma günü ölen hesaba çekilmez ama bunun bir de cumartesi var demiş. Yani ertesi gün tekrar hesaba çekilecek. Öyleyse Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselamın beyan ettiği şeytanların bağlanması, cehennem kapılarının kapatılması, cennet kapılarının açılması mümin insan için geçerli. Peki mümin insan için geçerliyse başka bir soru. Mümin insan için geçerliyse mümin insanlar Ramazan'da niye sinirli olurlar, kavga ederler, bazen yanlış, yani şeriat-ı garraya aykırı işler yaparlar. Bu da şu, arkadaşlar, Hazreti Peygamber aleyhisselamın beyanıyla, sahih bir beyan bu, her insanın bir şeytanı vardır ve o şeytan insanın kanının damarlarında dolaştığı gibi insanın damarlarında dolaşır durur. Hazreti Ayşe annemiz diyor ki, ya Resulullah, senin de mi şeytanın var? Madem her insanın şeytanı varsa senin de mi şeytanın var? Hazreti Peygamber diyor ki evet, benim de şeytanım var, ancak Allah benim şeytanımı Müslüman yaptı. Fakat sadece Hazreti Peygamber kendisini istisna tutuyor. Yani her birimizin, istisnasız her birimizin mutlaka damarlarında akan, dolaşan kan gibi kendisini yoldan çıkarmaya meyyal, kendisini yoldan çıkartmak için savaşan bir düşmanı var, bir şeytanı var. Niye düşman diyoruz? Arkadaşlar, Allah Azze ve Celle Taha suresi 123. ayet-i kerimede diyor ki, cennet ahvalini ve cennetten Hazreti Adem'le Hazreti Havva'nın şeytanla birlikte sürülmesini anlatırken diyor ki, birbirinize düşman olarak hepiniz oradan inin. Ha, demek ki şeytan ve insan dünyada oldukları müddetçe hep birbirlerine düşman olacaklar. Fakat burada enteresan bir şey var. Şeytanın insanı yoldan çıkartma çabası
varken ve bu zaman zaman maalesef başarıya ulaşıyorken insanın böyle bir çabası yok. İnsan genelde savunmada kalıyor. Genelde siperlerde kalıyor. Onun için diyoruz siperlere girin diye. Niye? Çünkü şeytan hep insana hile verir. Hep fesat aşılar. Onun için insanı yoldan çıkartmaya gayret eder. İnsanın ise böyle bir gayreti olmadığı için şeytan da zaten yoldan çıkmış olduğu için buna gerek kalmaz. Bir başka ayet-i kerimede Allah Azze ve Celle gene şeytanın düşmanlığından bahsederken şüphesiz şeytan size apaçık bir düşmandır. Siz de ona düşman kesilin, siz de onu düşman sayın diyor. Yani şeytan dediğimizde hemen aklımıza şu gelecek, bu benim düşmanım. Öyleyse buna karşı nasıl bir silah edinebilirim? Biraz önce Enfal suresinde okuduk. Allah Azze ve Celle ne buyuruyor? Diyor ki ey iman edenler düşmanlarınıza karşı onları yenecek, onların elindeki silahlardan çok daha güçlü silahlar edinin. Gene Bakara suresi 208. ayet-i kerimede Allah Azze ve Celle bırakın şeytana uymayı, bırakın düşmana uymayı diyor ki düşmanın adımlarına, izlerine uymayın, onun yolundan gitmeyin. Yani Allah Azze ve Celle bizi düşmana karşı, şeytana karşı o kadar müteyakkız hale getiriyor ki bırakın onun alanına girmeyi, bırakın onun tuzağına düşmeyi, onun tuzağına düşebilecek emarelere bile gitmeyeceğiz, o izleri bile takip etmeyeceğiz. Dolayısıyla Ramazan ayında bize düşen siperde sıkı durmak, siperde cephanemizi kontrol etmek, siperde istihkamı sağlam yapmak. Neden? Arkadaşlar, Ramazan bizim için biraz önce söyledik, tam bir seferberlik ayı, sadakayı, zekatı söyledik. Bunun yanında bu sene maalesef böyle bir eksiklik olacak ama Ramazan'da biz normal zamanda yapamadığımız halde her gün camiye gideriz. Sabahları mukabeleye gideriz. Bakın mümin Ramazan'da siperlerde, öyle diyelim siperlerde yeniden kendine gelir, yeniden donanır. Siperler nasıldır? Siperler genelde düşmanın ulaşamayacağı, yetişemeyeceği şekildedir. Ve insan orada, yani sadece askerleri kastediyorum. Asker orada bir, yaralıysa yaralısını tedavi eder. İki, mermisi boşalmışsa mermisini doldurur. İki, üç, yeniden saldırı planı yapar. Dört, düşman kendisine geliyorsa nasıl kendisini müdafaa edeceğini düşünür. Yani siper tam bir plan, programlanma, yeniden donanma yeridir. Ramazan bu manada bizim için siperdir. Herkesin siperlere girmesi, zekatını, sadakasını kesinlikle aksatmadan hesaplaması, dağıtması lazım. Sonra namaz olayını hiç aksatmaması lazım. Arkadaşlar, bu sene belki bu virüs sebebiyle camilerimiz kapalı olacak ama ailemiz kapalı değil. Allah Azze ve Celle Musa Aleyhisselam'a ve Harun Aleyhisselam'a evlerinizi mescit edinin der Kur'an'da. Biz de bu manada evlerimizi mescit edinelim. Her birimiz mutlaka ailemizi arkamıza alarak teravih namazlarımızı kılalım. Teravih namazında biz imamlık yapalım. Her sabah namazından sonra mukabele yapalım. Ya hocam işte ben okula gidiyorum, işe gidiyorum falan filan. O zaman artık her evde hemen hemen internet var. Her evde neredeyse akıllı telefonlar var. Televizyonlarda da bu yapılıyor. Mukabeleyi hiç değilse Kur'an okuyamıyorsak izleyelim. Dedik ki seferberlik zamanı, dedik ki seferberlik ayı, o zaman Kur'an bilmeyenler de Kur'an öğrenmeye çalışsın. Bakın her türlü size teminat verebilirim, sizi temin ederim. Eğer öğrenmeye niyetliyseniz bir haftada, tekrar söylüyorum bir hafta yani 7 günde ABC'yi biliyorsanız, evinizden iş yerinize, marketten evinize gidip gelmeyi biliyorsanız, marketten evinize gidip gelirken, camiden evinize gidip gelirken yolu şaşırmıyorsanız, sizi temin ederim bir haftada Kur'an öğrenebilirsiniz. Kaçamağınız yok. Şeytan sizi kaçamağa yönlendiriyor. Biraz önce okuduk ayetleri, bunlar düşman. Sakın buna kanmayalım. Kur'an biliyorsak mutlaka bu sene Ramazan'da bir mukabele yapalım. Seferberlik ayı. Siperlere girdik, eksiklerimizi tamamlayalım. Sonra ya ben Kur'an bilmiyorum, o zaman Kur'an öğreneceğiz. Çünkü savaş başlıyor. Savaş bizim doğumumuzla başlıyor. Savaş Ramazan'da daha da artıyor. Ramazan'da arttığı için şeytan sadakada önümüze geçiyor, teravihde önümüze geçiyor. Hiç dikkatinizi çeker mi? 5 vakit namaz kılan insan bile eğer iftarını sünnete uygun yapmıyorsa
Akşam namazını bile kılmakta bazen zorlanır. Şeytan der ki ya şurada biraz kestir de sonra kalkar kılarsın. Bir kestir bazen kalkamaz. Ne demek sünnete uygun? Önce bir çorba içersiniz. Belki bir iki bardak su. Ondan sonra kalkarsınız, namazınızı kılarsınız henüz mide ağırlaşmadan. Sonra yemeğe devam edersiniz eğer edecekseniz. Ondan sonra zaten teravihe gittiğinizde bu eriyor. Biz artık teravihe gitmiyoruz. Evinizde kılabilirsiniz. Teravih için camiye gitmek şart değil. Evinizde, çoluğunuzda, çocuğunuzda yeniden bir dirilişe sahne olsun bu Ramazan. Bu Ramazan tam bir seferberlik. Bu Ramazan mahalli tam bir siper olsun. Sonra teheccüd kılalım. Diyoruz ya silahlanalım, diyoruz ya istihkamı arttıralım. Teheccüdü nasıl kılacağız? Arkadaşlar zaten sahura kalkıyoruz. Sahura kalktığımız zaman teheccüd zamanıdır zaten. Sahura bugünkü saatlerle ne zaman kalkıyoruz? Diyelim ki 4'ü 20 geçe kalktık. Çünkü yanlış bilmiyorsam 5'e 10 kala vakit giriyor. Yani imsak vakti. 4'ü 20 geçe kalkıyorsanız 4'ü çeyrek geçe kalkın. 5 dakikaya 2 rekat namaz kılın teheccüd niyetiyle teheccüd kılmış olursunuz. Silahlanın. Savaş başlıyor siperlere. Sonra bakın Ramazan'da belki farkında olmadan hepimiz ihsan makamına ulaşırız. Cibril hadisi diye bilinen hadiste Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam'a Cibril der ki Cebrail aleyhisselam ihsan nedir? İhsan yani şerhini söylüyorum henüz Hazreti Peygamber cevap vermedi. İhsan ibadetin, ihsan Allah'a kulluğun, ihsan irfanın zirve noktasıdır. Hazreti Peygamber aleyhisselam diyor ki ihsan Allah'ı görüyormuşçasına ibadet etmendir. Her ne kadar o seni görüyorsa da sen onu görmüyorsun. Ama sanki Allah'ı görüyormuşsun gibi, şu anda Allah burada beni gözetliyor gibi ibadet etmen, yaşamandır. Peki Ramazan'da nasıl gerçekleşiyor bu? Çok iddialı konuştunuz diyeceksiniz. Bakın, evde yalnızsınız. İftara 10 dakika var. Hadi olsun 5 dakika. 5 dakika var, çok çok açsınız. İftara 5 dakika var, çok çok açsınız, evde kimse yok. Hanımınız, kız kardeşiniz her neyse yemeği hazırlamış, masaya koymuş. Demiş ki, bey, abi her neyse işte ezan okununca yersin. Bir bardak suyunuz hazır orada, orucunuzu açmak için. Ve fakat ezanı beklersiniz. Yahu kimse yok. Senden ve Allah'tan başka hiç kimse yok. Sen o suyu alıp da 5 dakika önce yanıyorsun. İçsen, açlıktan kıvranıyorsun. 5 dakika önce bir lokma yesen kim bilecek? Allah. İşte bu ihsan makamı. Veya imsaka kalktınız değil mi? İmsak sahuru yapmak için imsaka kalktınız. Fakat saatinize baktınız ki eyvah 3 dakika geçmiş. Veya kalktınız ki ezan okunuyor. Yani imsak vakti girmiş. Bundan sonra artık yemek içmek haram. Kalktınız ki ezan okunuyor. Şunu diyebilir misiniz? Aa, hemen gideyim bir bardak su içeyim. Hayır. Ya kimse yok evde. Allah var. Ve sen o anda muhsinsin. Yani ihsan makamındasın. Bakın, biz bu Ramazan siperinde ihsanı da öğrenmiş oluyoruz. Bırakın öğrenmeyi, ihsanı bizzat yaşıyoruz. Başka? Şimdi Ramazan'da Hazreti Peygamber Aleyhisselam diyor ki birisi oruçluyken size sataşırsa, sizinle münakaşa etmek isterse ona deyin ki ben oruçluyum, bana bulaşma. Şimdi bu şu manaya geliyor birincisi. Karşıdaki adama diyeceksin ki ya kardeş ben oruçluyum, benimle uğraşma. Niye? Çünkü aç olduğum için, şeker katsayım yüksek olduğu için sinirliyim. Asıl önemlisi belki, bu da bir yorum, benim yorum değil, şehirlerden gelen yorum. Bu ben oruçluyum tabirini kendinize söylemeniz. Yani karşında birisi dikildi. Çok sıkıntı çıkartıyor sizin için. Yani tabiri caizse kavga etmek orada mümkün, kavga etmemek neredeyse mümkün değil. Fakat siz kendinize diyorsunuz ki Emine Talay sen oruçlusun. Bu sana yakışmaz. Oruçluya kavga yapmak yakışmaz. Oruçluya kavga etmek yakışmaz. Neden? Çünkü Allah şeytanı bağladı. Senin şeytanın nerelerde? Çünkü Allah cennetin kapısını açtı. Sen nereye talipsin? Çünkü Allah cehennemin kapısını kapattı. Sen niye o kapıyı zorluyorsun? Dolayısıyla siperlerdeyiz.
Savaş başlıyor, dikkat edeceğiz. Bu kadar söyledikten sonra şimdi olur ki yaramız belemiz vardır. Savaştayız, siperlere girdik ve yeni bir savaş daha başlayacak. Çok büyük bir savaş başlayacak. Yaramız belemiz var, onları tımar etmek lazım. Şarjörümüz bitmiş, şarjöre mermi yüklemek lazım. Belki silahımızın gel göz arpacığı bozulmuş, onu düzeltmek lazım. Bunun için de arkadaşlar Ramazan'a bir hafta var, cephanelerimizi yenileyelim. Bakın, cephanelerimizi yenileyelim. Bir, şu bir haftalık zaman zarfında henüz savaş emri gelmeden, Ramazan topu atılmadan önce ailemizle bir ilmi halin Ramazan bölümünü okuyalım. Oruç bölümünü. Ramazan diye geçmez, oruç diye geçer. Neden? Şimdi Ramazan başlayınca herkes şunu soracak. Ya ben misafire kalktım ama oruçta, pardon, sahurda yapamadım. Niyetlenecek miyim? Ben sahura kalktım, sonra bir daha yattım. Ne zaman niyetleneyim? İşte şu böyle mi olur? Şu mu orucu bozar? Bu mu orucu bozar? Kardeşler, bunların hepsi ilmi halde yazılı. Bunların hepsi sizin kütüphanenizdeki o mermiler. O mermileri alın düşmana atmak için. Niye illa birilerini bekliyorsunuz? Bunlar sizin cephaneleriniz. Çoluk çocuğa da verin bu silahları. Çünkü şeytan onların da düşmanı. Yani bir komutan sadece kendisine şarjörü alır da askerlerine vermezse, mermileri vermezse, topu tüfeği vermezse, bir, tek başına o düşmanla savaşmaz. İki, savaştığı zaman da %100 mağlup olur. Düşünsene, siz kendinizi kurtarmışsınız, çoluk çocuk gitmiş, hanımınız gitmiş. Hayır, evde açacaksınız, oruç bahsini okuyacaksınız çocuklarla. Oruç ne zaman başlar? Hangi hallerde nasıl niyetlenir? Hangi haller orucu bozar? Hangi haller orucu bozmaz? Bunlar hep bizim cephanemiz. Sonra Ramazan başladı. Bunu Ramazan'dan önce de yapabilirsiniz ama bugünlerde başlayabilirsiniz. Ramazan başladı. Biraz önce söyledik. Mutlaka hepimiz hatim yapalım ama gelin bu hatimimizi mealli hatim yapalım. Bakın, İnşallah bu manada riya olmayacaktır. Güzellikleri söylemek de nimeti tahdistendir. Yani Allah Azze ve Celle Kitab-ı Kerim'de nimetlerin anlatılmasında beyan ediyor. Bendeniz belki 15-20 senedir her Ramazan'da hepimiz gibi hatim yapıyorum. Ama bir tane de meal okuyorum. Mümkünse de her sene farklı bir meal okumaya çalışıyorum. Dolayısıyla eğer imkanınız var ise önce meali okuyun. Sonra Kur'an'ı okuyun. Neden? Okuduğunuz Kur'an'dan ne söylendiğini anlayın. Ama şu hataya düşmeyelim. Meal bizzat Kur'an değildir. Meal fıkıh kitabı değildir. Meal size tek başına yol göstermez. Belki bu manada yoldan çıkartır. Ama meal nedir? Meal Kur'an-ı Kerim'in özüdür. Yani neyi anlattığını anlatır size. Meal Allah kelamını şöyle size bir hatırlatır. Dolayısıyla mutlaka meal okuyalım. Şu belki sorulabilir, programımız canlı olmakla birlikte yan yana karşı karşıya olmadığımız için soru soramıyorsunuz. Şu sorulabilir, hangi meali tavsiye edersiniz? Eğer mümkünse, 3-4 meal ismi vereceğim. Eğer mümkünse mesela Hasan Tahsin Feyzi'nin Feyzül Kur'an olabilir. Sonra Mustafa Yaşar Kandemir hocamızın Marmara İlahiyat yayınlarında çıkan 2 ciltlik meali olabilir. Diyanet Vakfı'nın Hayrettin Karaman ve ekibiyle birlikte çıkartmış olduğu meal olabilir Diyanet İşleri Vakfı'nın. Mahmut Kısa'nın açıklamalı meali olabilir. Veya gene Kur'an Yolu isimli Diyanet yayınlarının tefsirinin meali olabilir. Tekrar söylüyorum. Feyzül Kur'an, Yaşar Kandemir'in meali, Diyanet Vakfı'nın meali, Mahmut Kısa'nın meali veya Hak Yol, özür dilerim, Kur'an Yolu tefsirinin meali. Ha, şimdi Allah'ın izniyle biz siperde seferberlik hazırlığı yapıp da önce ilmihalle bu işe girişip arkasından meali de Kur'an-ı Kerim'in hatmiyle birlikte bitirdikten sonra bitmeyecek. Hemen askerleri evlerine terhis etmeyeceğiz. Arkasından Şevval ayı geliyor. Arkadaşlar bakın, Hazreti Peygamber Aleyhisselam Allah'ın emri dairesinde Ramazan'da 30 gün oruç tutmasını emrettikten sonra Ramazan bitti hadi herkes dağılsın demiyor. Diyor ki Şevval'de de 6 gün oruç tutun. Şevval'de de 6 gün oruç tutun. Ha, biz de bu manada Kur'an'la ilmihalle birlikte bir bütünlük arz etsin için
Şevval ayında boş durmayalım, bir adet siyer okuyalım. Siyer ne? Siyer Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatını anlatan eser. Ama okuyacağımız siyer, klasik olarak Hazreti Peygamber şu tarihte şurada doğdu, annesi babası şuydu, şurada şu savaşı yaptı, ondan sonra şuraya gitti, sonra buraya geldi, şununla evlendi, öldü. Böyle değil. Siyer, okuduğumuz siyer bize ne anlattığını söyleyebilsin. Yani biz oradan ne alabiliriz? Bize oradan çıkan ders ne? Bunun için de gene kendi imkanlarım dairesinde, kendi bilgim çerçevesinde birkaç siyer ismi vereceğim. Birincisi Profesör Ali Sallabi'nin yazdığı Siyer-i Nebi. İki cilt. Bu Siyer-i Nebi'de olaylar çok muhteşem şekilde anlatıldıktan sonra dersler, ibretler bahsi var. Buradan bize çıkartılacak dersler var. Ali Sallabi. Sonra Orhan Aktepe'nin Fıkıh Süre isimli kitabı var. Bir ciltlik. Ekrem Ziya Umeri'nin Sahih Rivayetlere Göre Peygamberimizin Hayatı isimli eseri. Sonra Celaleddin Vatandaş'ın Hazreti Muhammed Aleyhisselam Hayatı ve İslam Daveti isimli iki ciltlik eser. Gene rahmetli Ramazan Elbuti'nin Fıkıh Sire isimli kitaplarını edinebilirsiniz. İnşallah ufka dair iki de tekrar buluşacağız ama bundan önce bir hatırlatma yapayım. Arkadaşlar şu anda beni YouTube'dan canlı olarak izleyemiyorsunuz. Sebebi şu. Teknik bir sıkıntı sebebiyle daha önceki sitemiz kapatılmak durumunda kaldı. Yeni bir site, aynı isimle yeni bir site açtık. Ancak niye oradan şu anda yayın yapamıyoruz? Oradan mobil yayın yapabilmemiz için, canlı yayın yapabilmemiz için en az 1000 abonemizin olması lazım. Dolayısıyla bizim sizden istediğimiz şu, gerek şahsınız, gerek etrafınızdaki dostlarınızı da teşvik ederek İkra Derneği'nin YouTube sayfasına girip orada abone ol kısmını tıklayabilirsiniz. Sayımızı 1000'e ulaştırdığımızda inşallah bu sohbetler YouTube'dan da canlı olarak yayınlanacak. Çok daha fazla bir ekibe, insana, kitleye ulaşacak. Diyeceksiniz ki benim menfaatimle sizin menfaatiniz cennet olacak inşallah. Neden? Çünkü Hazreti Peygamber Aleyhisselam kim hayırlı bir yol açarsa o yolda gidenlerin sevabı eksilmemek kaydıyla bütün sevap ilk yolu açana gider diyor. Dolayısıyla bu çerçevede inşallah sizden bu talebi, bu yardımı talep ettikten sonra hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Ufka dair ikide buluşmak üzere hürmetlerimi sunuyorum.